Avrupa Kupası'nda Türkiye 16'ya çıktı evet. Ne olur alır mıyız kupayı? Karşımıza şu an kim çıkacaktı tam olarak? Avustralya çıktı. 2 Şubat'ta zannedersem. Kendisiyle önceki oynadığımız maçlarda yenilgilerimiz var. Ve ben şahsen şu anda Türkiye'yi iyi bir durumda görmüyorum milli takım olarak. Çünkü en basitinden geçenki maçta Çekya maçında o kadar çok anlaşmansızlık yaptık ki yani çok boş pas hataları vardı yani maçta. Ondan dolayı şahsen iyi bir performansta olduğunu düşünmüyorum şu anda yani Türkiye'nin. Yani kadroyu mu iyi kuramıyorlar yoksa futbolcuları mı iyi? Kadro çok anlaşmansızlık oluyor. Mesela Samet Akaydın'la Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl birleştirebilirsiniz? Yani iki çok ayrı insan ve iki çok ayrı ligde oynayan kişi yani. Takım uyumsuzluktan yani bahsediyor. Birbiriyle iletişim yok aslında. Temel problemin bu olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Yani hepsi kendi içinde çok başarılı fakat bir araya gelince o başarılarını şey yapamıyorlar birbirine. Şöyle düşünüyorum ben aslında evet güzel bir milli takımımız var aslında. Oyuncu kalitesi olarak, oyuncu kadrosu olarak çok iyi bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Hakan olsun, Kerem olsun, Barış Alper olsun, Arda'sı olsun çok iyiler gerçekten. Yetenekliler. Ama biz son 16'ya da şansla geldiğimizi düşünüyorum şahsen. Çünkü Gürcistan maçında zaten adamların 2 tane 3 tane direği oldu. Yani Gürcistan maçında biz zar zor geçtik gibi bir şey oldu. Çekya maçında gene Patrick Schick sakatlanmıştı. Ondan dolayı ön tarafta zaten adamlar sıkıntı çekiyordu. Gene aynı şekilde orada biraz böyle işimize gelmiş oldu. Katılır mısın bilmem kardeşim de. Bence biraz turu geçtik ya. Bal daha rahat takımlar karşımıza çıkacak gibi. Yani ben, öteki tarafta öteki 8'de 8-8 ayrılıyor. Evet evet. Öteki taraf deli bilik. Yani Fransa, İspanya, kesinlikle. Almanya, kesinlikle. İtalya hepsi o tarafta. Şu an bayağı çok kalan var. Fransa'dan zaten korkuluyor. Almanya mükemmel oynuyor benim görüşümce yani. Adamlar sürekli bir pas, hiçbir hata görmüyorum ben adamlarda. Almanya zaten tartışmasız dünyanın en başarılı takımı. Bence biz 16'da en kötü çeyrek finalde, en iyi çeyrek finalde eleniriz diye düşünüyorum. Şöyle bir bilgi edindim. Maça atanan hakem bize uğursuz geliyormuş. Bugüne kadar Avustralya maçını yönetecek olan hakem bizim hangi maça çıksa yenilmiş. Evet işte ben ondan dolayı çekiniyorum çünkü. Ama hakemin fikstüre baktığımızda sürekli bir Avusturya'ya karşı Türkiye'nin yenilmesi var yani bundan bahsediyorum. Yok, tek Avusturya'dan değil maçı yönetecek hakemden söylüyorum. Mesela Eskişehir maçını da yönetmiş. Çekya maçına çıkan hakemi gördünüz mü? Her harekete, her pozisyona yani avantaja sunmayıp direkt sarı kart veriyordu. Her harekette bu vardı. Peki biz kupayı kazanabilir miyiz? Euro kupasından bahsediyorsunuz. Biz şu anda çok kaliteli bir kadroya sahibiz ama kupayı kazanamayız. Nereye kadar gideriz? Bu maçta en, mı gideriz? En iyi çeyrek final görürüz. Onun haricinde daha ileriyi göremeyiz diye düşünüyorum. En iyi bir şekilde. Bu da pozitif bakıldığı zaman çeyrek finalliği görüyorum ben. Negatif bakarsan? Negatif baktığımda direkt Avusturya maçında eleneceğiz gibi duruyor. İnşallah şampiyon oluruz. İnşallah. İnşallah. Hepimizin dileği o. Kim kazanır? Avusturya maçını mı? Şampiyonluğu mu yoksa? Şampiyonluğu. Ben şahsen şampiyonluğu bu sene benim bayıla bayıla izlediğim tek takım var Almanya. Ben Almanya taraftarıyım şu anda. Almanya alır gibi şampiyonluğu. Gönül ister Türkiye alsın ama şu anda çok zor gözüküyor yani. Evet biz Türkiye olarak bir de seyirci avantajıyla bir nevi... Evet evet Almanya'da oynanıyor yani maç. Yani bayağı ev sahibi gibi bir şeyiz yani. Evet kesinlikle bayağı ses çıkarıyoruz. Almanlardan daha çok fazla gidiyor. Evet maça. Bayağı iyi. Ama Almanlar karşımıza çıktığı zaman çok bir şansımız olmaz gibi geliyor şahsen. Tank İnşallah olur. İnşallah yeneriz öyle bir durum olursa. Almanya alır diyorsun. Evet ben Almanya düşünüyorum. Ben ona katılıyorum. Futbol konusunda çok aşırı bir bilgi sahibi değilim. O yüzden çok fazla bir yorum yapamıyorum. Almanya mı alır diyorsun? Yani evet o öyle diyorsa öyle diyorum. Türkiye en azından finallere kadar gelmesi bile bizim için çok büyük evet, başarı. Gerçekten. İsteriz yani en azından bir dörde girelim. Kesinlikle temsil edilmeyi isteriz. Ama kupayı da alırsak süper olur. Çok güzel olur. İnşallah final oluruz. İnşallah final görürüz. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırız ama zor yani ihtimaller. Evet ben de buradan tahminimi söylüyorum. Gönül tabii buyurun. Ki Türkiye'de. Bence Almanya ile İspanya'nın eşleşmesi olacak. O maçı geçen kupayı alır diyorum ben de. Ben de o maç için bir tane tahmin söyleyeyim.
O maçı da İspanya çok yavaş bir takım benim düşüncemce. 9 puan alan tek takım turnuvada. Ama üçünü de yendi. Şöyle düşünün, bir gol atılıyor ve geri çekiliyor. Sürekli 1-0, 0-0 maç böyle bitiyor İspanya'nın maçları genelde. Ve Almanya çok hırslı bir takım. İspanya karşısında bence galibiyetle Almanya çıkar diye düşünüyorum.